Hepinize hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Tasarımcı dostlarım, videoya geldiniz, beni bahtiyar ettiniz. Neyse, bugün sizlerle birlikte ambalaj tasarımı yapıyoruz arkadaşlar. Ambalaj tasarımı nedir diye soracak olan arkadaşlar, almış olduğunuz ürünler paketleniyor ve bu ürünlerin paketlerine veya içlerine konuldukları kutuya ambalaj deniyor ve biz de bunların tasarımını yapıyoruz. Şimdi bugün ekrana baktığınızda diyeceksiniz ki nedir bu anlamsız çizgiler? Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum tabii ki. Buradaki anlamsız gelen çizgiler sizin almış olduğunuz ürünün veya tasarlayacağınız ürünün ambalajının dış hatlarıdır arkadaşlar. Burada ürünün tasarlanma sürecinde kutuyu kapalı bir şekilde değil de kesmeden, yırtmadan, hiçbir şekilde zarar vermeden kutuyu açarak bu şekilde bıçak izini oluşturup ondan sonrasında çalışma yapmaya başlıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bundan hemen size bahsedeyim. Buradan geri geliyorum. Evde bulduğum bir ilaç kutusunun fotoğrafını çektim. Buradan size bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bir bilgi vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada açık bir şekilde, yani ilaç kutusunun bütün detaylarını paketi yırtmadan açarak burada bir görseli çekip buraya yükledim. Burada yükledikten sonra yapmam gereken pen aracını alıyorum. Pen aracını aldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi buradan detayları, dış hatları, yani şu dış çizgileri seçiyorum arkadaşlar. Bu çizgileri seçtikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde bu çizgiyi seçtim. Evet, buradan da seçtim. Şimdi buradaki görselle herhangi bir işim kalmadı. Tabii siz bunu hızlıca göstermek adına buradaki bütün detaylar için yapacaksınız arkadaşlar. Yani ürününüz neyse bütün paket için dış hatlarını çizeceksiniz. Buradan hemen görmüş olduğunuz gibi bizim dış hattımız oluşmuş oldu. Yani biz şu anda sadece şuradaki kenarı çizmiş olduk. Bütün detayları çizdikten sonra kutuyu açık halde bu şekilde elde edeceksiniz arkadaşlar zaten. Şimdi yapmamız gereken şey, buradaki kutuyu ölçülerine göre çizdikten sonra, yani elinizde bir cetvel olması gerekiyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Çizeceğiniz kutunun bütün detaylarını ölçerek cetvelle veyahut da büyük bir kutu tasarlıyorsanız bunun detaylarını metreyle ölçerek bunu sizin kullanacağınız ambalaja uygun hale getirmeniz gerekiyor. Şimdi burada yapmamız gereken ilk şey, görmüş olduğunuz gibi bıçak izimizi oluşturduk. Bıçak izimizi oluşturduktan sonra burayı seçiyoruz ve grupluyoruz. Benimki zaten şu anda gruplu. CTRL G yaptığınız zaman bu gruplanır. Sonrasında CTRL 5 yapıyorum arkadaşlar. Buranın hepsini seçip CTRL 5 yaptığım zaman görmüş olduğunuz gibi burada mavi mavi çizgiler çıktı. Bunlar kılavuz çizgileridir arkadaşlar ve hiçbir şekilde baskıda ve benzeri yerlerde gözükmüyor. Bu yüzden bizim kullanacağımız, yani bunlar bizim çizgi alanlarımız, bunların içine tasarım yapacağız. Hiçbir shape alanı veyahut da çizgi çizim olmadığından dolayı bunu kullanıyoruz. Şimdi bunu buradan tekrardan seçip CTRL 2 yapıyorum. CTRL 2 yapmamın sebebi, bakın şimdilik. Ben bunu burada bir tasarım yaparken elim buraya çarptığı zaman görmüş olduğunuz gibi bu buradan kayıyor. Bunun kaymaması için biz bunu kilitliyoruz. CTRL 2 yaptığınız zaman bu burada kilitlenir. Bakın hiçbir şekilde seçemiyorum, sağa sola oynatamıyorum. Şimdilik tasarımımıza geçelim arkadaşlar. Ben burada tasarım elementleri aldım. Bunları şimdilik kullanmaya başlayacağım. İlk olarak kendi renginizi, yapacağınız ürünü tabii ki belirlemeniz gerekiyor. Ben şimdilik bir ilaç kutusu tasarlayacağım. Buna uygun da tasarımımın elementlerini hazırlamaya başlıyorum. Şuradaki stroku kaldırıyorum. Hemen burayı hızlı bir şekilde oluşturuyorum. İki kere tıkladığınız zaman arkadaşlar sadece bu tarafı seçmiş olursunuz. Yani buradan bir seferde çekerseniz bütün kenarları oynatır. Ama üzerine iki kere tıklatıp bu şekilde çektiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi tek bir kenarı çeker. Şimdi bakın bu şekilde tek tarafı oluşturmuşum. Şimdi buradaki zaten yapmanız gereken şeyler çok basit. Bunların hepsi eşkenar zaten. Hepsi birbiriyle aynı şekilde nizami şekilde tasarlanmış bıçak çizgileridir. Bu yüzden bunu buradan kopyalıyorum ve geliyorum buraya oturtturuyorum. Şimdi geriye kalan kısımlarımız, sadece bu kısım kaldı. Geliyorum buradan bıçak izimden P'ye tıklıyorum. P'ye tıkladıktan sonra pen tool aracım seçiliyor ve gelip buradan bu şeklin içini dolduruyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde. Evet, şimdi yapmam gereken tek şey bunu alıp alt tuşuna basılı tutuyorum ve buraya doğru shift'e basılı tutarak sürüklüyorum arkadaşlar. Şimdi geldim, bunu buradan transform'a tıkladım.
reflect dedim ve okeyledim. Görmüş olduğunuz gibi tamı tamına hiçbir şey olmadan buraya oturdu. Burada yapmam gereken şey, geliyorum buraya. Şimdi tekrar aynısını kopyalıyorum. Bunu CTRL-C, CTRL-V yani copy paste yaparak da yapabilirsiniz tabii ki. Ben böyle daha rahat ettiğim için bu şekilde yapıyorum. Transform diyorum, reflect diyorum, horizontal dediğim zaman tekrardan bu buraya oturmuş oluyor. Yani yansıtma yöntemlerini kullanarak burada buradaki şeklimizi oturtuyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan da vertical dediğim zaman yansıttığımız şekli tersine çevirip buradaki alana da oturtmuş olduk. Şimdi yapmamız gereken şey burada tasarımımıza başlamak. Benim tasarımımın adı ilk önce tasarımınıza bir ad bulun. Burası da bu arada kırım noktası. Yani katlandığı zaman içine yapışması gereken nokta. Şöyle uzaktan alayım. Burayı da farklı bir renk yapın ki buraya tasarım yapmayacağınız aklınızda kalsın. Yani diğerlerinden farklı bir renkte olması hiçbir sorun teşkil etmez. Çünkü bu kutu böyle katlandığı zaman burada görmüş olduğunuz mavi kısım iç kısımda kalacak. Bu yüzden de gözükmeyecek. Burayı yapışkan nokta olacağı için, zaten baskıda sadece yapışkan olacağı için böyle yapabilirsiniz ki tasarımlarınız buraya taşmasın. Şimdi geliyorum ilk olarak ürünümün adını yazıyorum. Ürünümün adı Nea Nature diye bir ürün. Bunun fontu şu şekilde yapıyorum. Getiriyorum buraya. Bu yazı beyaz olacak. Bunları hızlı hızlı buraya getiriyorum. Burada görmüş olduğunuz efektleri beni takip ederek yapabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunu buraya bu şekilde yazdık. Şimdi ürünün diğer detaylarını ekleyeceğiz. Evet, şimdi buraya küçük detayları eklemeye başlıyorum arkadaşlar. Almış olduğum bir saat simgesi var. Üründe bu detayları size zaten müşteri verecektir arkadaşlar. Eğer bir yere iş yapıyorsanız burada size yazmanız gereken şeyleri zaten söyleyecektir müşteri. O yüzden yapmanız gereken şeyler, yani yazmanız gereken şeyler bellidir. Ben bunları neden yazdım? İşte bunun benim yaptığım şeyle ne alakası var? Ve benzeri gibi şeyler söylemeyin. Çünkü zaten müşteriniz size bu bilgileri daha öncesinden verecek ve siz de tasarımınızda bu yapmanız gereken şeyleri şekillendireceksiniz. Mesela 6 saat etkisi var. İşte bu ürünün 6 saat etkisi varmış. Şimdi biz bu üründe 6 saat etkisini yansıtmak amacıyla geleceğiz buraya. Bu şekilde bir kutucuk oluşturup bunun içerisine de 6 saat etkisi olduğunu belirten bir yazı yazacağız. Buradan tutuyorum buraları bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi birleştiriyorum. Peki benim bunu yapmamdaki amaç nedir? Şimdi siz daha iyi anlayacaksınız. Anlayanlar şu anda videoyu beğendi bile. Eğer videoyu beğenmediyseniz ve kanala abone değilseniz bu arada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada A'ya tıkladığım zaman burayı burayla birleştirdi. Eğer V'ye tıklarsanız, yani şu aracı seçerseniz arkadaşlar, bu taşıma aracıdır. Sağa sola bir şeylerinizi taşırsınız. Ama eğer buna tıklarsanız bu şekilde köşedeki araçları, yani köşedeki noktaları çok daha iyi kullanabilirsiniz. O yüzden bu Direct Selection Tool aracıdır. Bu Selection Tool aracıdır. Direct Selection Tool aracı, demiş olduğum gibi, buradaki küçük noktaları direkt olarak seçer. Şimdi burada bizim yapmamız gereken şey, görmüş olduğunuz gibi burayı burayla, şuradan Pathfinder aracından şuna tıklayarak arkadaşlar, Unity seçeneğine tıklayarak birleştirmek. Burada gördüğünüz gibi burayı birleştirdik ve bir kutucuk haline getirdik. Orayı neden boş bıraktık? Onu da hemen söyleyeceğim. Tabii ki bunun içerine tahmin etmiş olduğunuz gibi yazı yazacağız. 6 saat etkili. 6 saat etkili bir ürünümüzmüş bu. Arka fondaki yazıyı kullanacağım ve arka fondaki yazıyı bu şekilde getireceğim.
Görmüş olduğunuz gibi burada bir tasarım ortaya çıkardık. Şunu biraz daha açıp şu şekilde arka planını daha yuvarlak hale getirmek istiyorum ben bunu. Şimdi burada FreeEpic'ten almış olduğum bazı elementler var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunları tasarımın içerisinde kullanacağım arkadaşlar. Bunları FreeEpic sitesinden indirebilirsiniz. Geleceğim buraya. İlk önce burada size maskeleme yöntemini göstereyim arkadaşlar. Buradan geliyorum. Burada buraya getirip bunu arka plana attığım zaman görmüş olduğunuz gibi dışarıya taşmalar olacak. Bunu engellemek adına geliyorum buraya ve burada bunu küçültüyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buna koyacağım alana uygun bir şekilde küçültme yapıyorum. Sonrasında alt kısımda da ben bundan bir tane olmasını istiyorum. Bunu geliyorum CTRL-C, CTRL-V yaparak kopyalıyorum. Döndürüyorum. Ve aynı şekilde buraya alta da bir tane koyuyorum. Şimdi bu alta koymuş olduğum yaprakların rengini buradan bu rengi seçiyorum. Ve daha koyu bir rengi almasını istiyorum. Evet, bu renk benim için ideal. Buradan tıkladıktan sonra bu dikdörtgenin üstüne bunu Arrange bölümünden en öne getir diyorum. Bring the front dediğim zaman bunu en öne getirir. Sonrasında bunu seçiyorum komplen. Sağ tıklayıp Make Clipping Mask dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi dikdörtgenin içerisine buradaki elementleri tam olarak yerleştirdi. Ben bunu buraya getirip kullandığım zaman dışarıya hiçbir alan taşmamış olacak. Bunu burada hiç oynamadan da yapabilirsiniz. Bu iki seçeneği seçip sonrasında buradaki dikdörtgene tekrar tıklayıp ortala seçeneğini bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi burada bu seçenek ortalandı. Ve dikeyde ve yatayda bunu ortaladıktan sonra aynı şekilde buradan tıklayıp backward dediğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkaya atar. Tabii ki bunun da kısa yolu var arkadaşlar. Ctrl yumuşak G yaptığınız zaman sürekli olarak arka plana geçecektir bu. Bunu arka plana bu şekilde atabilirsiniz. Şimdi ürünümüzde gerekli olan içerikleri biz girdik. Şu şekilde bunu buraya alalım. Buradaki detayı, yani şuradaki ürün ismini şöyle aşağı alacağım. Dikeyde ve yatayda burada ortalayacağım şu şekilde. Burada kalsın ya da. Tamamdır. Ürünümüzün bu şekilde kapak sayfasını oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken şey burada görmüş olduğunuz kesimi şuraya kopyalıyorum. Aynı şekilde. Logolarımın hepsi bu alanda olacak zaten. Şimdi yapmam gereken şey ürünle ilgili bana verilen detayları buraya girmek arkadaşlar. Bu detaylar burada var. O yüzden ilk olarak ben bu detayları kopyalıyorum ve buraya giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunları bu şekilde buraya giriyorum. Bunun rengini de beyaz yapacağım. Burada bütün renkleri eş bir şekilde götürmek çok önemli arkadaşlar. Yani tasarımınızda bir şeye başladıysanız onu aynı şekilde götürmelisiniz. Evet, bunları buraya ekledim. Şimdi arkadaşlar bana verilen diğer detayları buraya ekleyeceğim. Buraya eklemem gereken diğer detaylar ise bir tanesi buradaki kağıt türü. Bir ilaç tasarımı yapıyorsanız burada kağıt türünü belirtmek zorundasınız arkadaşlar. Bu kağıt türü insanlara zararlı mı değil mi ve benzeri gibi detaylar var. Bunları belirtmek zorundasınız. Tabii ki bu size ürünü isteyen kişi tarafından veriliyor bu bilgiler. Yani şu kağıt türünü kullanacağız. Biz bu yüzden bunu belirtmek zorundayız ve benzeri gibi açıklamaları zaten size yapıyorlar ve siz de onların istemiş olduğu sembolleri internet üzerinden bularak indiriyorsunuz. Ben şimdi bu sembolü buraya getirdim ve burada kullanacağım arkadaşlar. Küçük bir şekilde kullanmam benim için yeterli olacaktır. Önemli olan buradaki uyarıyı tanılan kişilere bu uyarıyı göstermek önemli olan. Şimdi getiriyorum. Tekrardan buraya tıklayarak sayfamda ortalıyorum. Alta bu sefer yasladım ama bu kadar dipte olmaması gerekiyor. En azından 3 milim görmüş olduğunuz gibi bu şekilde en azından 3 milim aşağıda olması bizim için daha iyi olacak. Çünkü kesim hatalarında ve şuradaki kırımlarda bu kutuyu kapattığımızda buraya taşarsa eğer
burada güzel bir görüntü ortaya çıkmaz. Şimdi diğer detayımızı, yani uyarımızı getiriyoruz. Geri dönüşüm uyarımız. Bu arada internet üzerinden geri dönüşüm simgesi yazarak bunları indirebilirsiniz. İndirdikten sonra image trace dedikten sonra bakın burada bu şekilde zaten vektörel bir hale dönüyor. Ondan sonra expand ettikten sonra tamamıyla vektörel bir görsel elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun arka planını sileceğim. Bunu da aynı şekilde beyaz bir hale getirip burada kullanacağım. Tekrardan yakınlaşıyorum. Şimdi bunların ikisini sayfada buna, yani soldaki uyarıya oranla ortalıyorum. Tabi bunu da seçmem gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bunu da buna ortaladım. Fakat şöyle bir problem var. Bunda yazı yazdığı için tam ortalamadı. O yüzden şu şekilde ortalama yapacağım. Bunu biraz daha küçültüyorum. Bu şekilde. Evet, sayfanın bu kısmında gerekli detayları eklemiş olduk arkadaşlar. Şimdi gerekli detayları ekledik. Şurada görmüş olduğunuz yaprak simgelerinin ben bu sayfada da ters bir şekilde devam etmesini istiyorum. Ama bu sayfada daha opak bir şekilde olsun. Yani bunu %50 yapalım bu sayfada. Bu sayfa zaten ön sayfamız olacak. Şu sayfayı komple silip buradaki sayfamı getiriyorum. Çünkü burası benim ürünümün arka ve ön sayfaları olacağından dolayı burada aynı şeyleri kullanacağım. O yüzden tekrar yazmayla uğraşmıyorum. Bunu buraya getiriyorum. Şimdilik tekrar bunu burada kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdilik ürünün kalan detay kısımlarını gireceğiz arkadaşlar. Şimdilik kalan detay kısımları alıyorum. Burada ne yazmışız? Buraya uyarı kısımlarını gireceğiz. Yani ürünle ilgili dikkat edilmesi gereken bazı hususlar varmış ve biz bu hususlarla ilgili detaylı bilgileri ürünün kapağının diğer tarafına gireceğiz arkadaşlar. Bu barkodu kullanacağım şimdi, görmüş olduğunuz gibi. Ama ilk olarak yapmak istediğim şey bu barkodun arka planını silip bu barkodu şu şekilde CTRL-G yaparak grupluyorum. Ve bu barkodun yazısını şurada görmüş olduğunuz beyaz ile yazmak istiyorum. Çünkü ürünümüzün tamamı beyaz. Burada biz farklı bir renkte bir şey kullandığımız zaman sırıtacak. Barkodun rengini değiştirmekten korkmayın. Sadece barkodu arka planla aşırı derecede karışacak ve görünmeyecek, makinenin okumayacağı şekilde yapmaktan korkun. O yüzden bu şekilde kullanmanızda herhangi bir sorun olmayacaktır. Ama tabii ki bu kadar yaklaştırmayın. Bu şekilde 3 milimlik bir pay bırakarak bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki yazıyı biraz daha yukarıya taşıyorum ki altta diğer barkodumuzla herhangi bir karışıklık yaşamasın. Görmüş olduğunuz gibi burada barkodumuzu kullandık. Şimdi eklememiz gereken diğer husus ise buraya bir QR kodu ekleyeceğim. Bunu da aynı şekilde buraya getiriyorum. Rengini bunun da beyaz yapacağım aynı şekilde. Barkod beyaz da okunur. Barkod sadece siyah olmaz. Diğer renklerde de barkodlar olabilir. Siyah genellikle tercih ediliyor ama bunda herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Şimdi burada yapmam gereken şey son kullanım tarihlerini ürüne girmek. Görmüş olduğunuz gibi direkt kopyaladım bana verilen bilgileri. Çevirdim. Burası ürünün alt kısmı olacağından dolayı arkadaşlar burada bunu koyduğumuz takdirde, düz koyduğumuz takdirde ters gözükecektir. Çünkü burası ürünün alt kısmı olacak. O yüzden biz de bunu okunması kolay olması adına ters çeviriyoruz ki altı çeviren, yani ürünü ters çeviren bir kişi rahatlıkla görebilsin. Evet, ürünümüzün ana taslak olarak tasarımımı bu şekilde bitirmiş oldum. Bu tasarımın ilerleyen zamanlarda büyük ihtimalle size basılı versiyonunu, yani çıktı aldıracağım, bunu bastıracağım, bir kutu haline getireceğim. Bu şekilde de bir versiyonunu size göstermiş olurum ileriki videolarda. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlemediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Tasarımla kalın diyorum. Görüşmek üzere. Ve not bir dakika. Videoyu kapatmayın. Çünkü kanala abone olmadıysanız kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere.